akşamlar canımcıklarım. Bu gece sizlere gözü dönmüş futbol fanatiklerinden bahsetmek istiyorum. Malumunuz Fenerbahçe'nin durumu çok kötü. Ama taraftarın durumu takımınkinden daha da kötü. Hiç maç sonrası sahaya gidip futbolcu dövülür mü anacığım? Bunun sporla ne alakası var şimdi? O dayakçı taraftarlara soruyorum. Fenerbahçe'nin boks, tekvando takımları da var. Onlar yenildiği zaman müsabaka sonrası sahaya girip o boksörleri, karatecileri dövebiliyorlar mı acaba? Nasıl sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısı makbulse taraftarın da ahlaklısı makbuldür anacığım. Ey taraftarlar, bir de şunu size soruyorum. Futbolcuya gösterdiğin tepkinin onda birini seni sömüren, hakkını yiyen, söz verip tutmayan, oturduğu koltuğu şahsi menfaatleri için kullananlara da gösterseydin, şimdi biz Avrupa Birliği'ne girmek için değil, Avrupa Birliği bize girmek için uğraşıyor olurdu anacığım. Neyse, daha fazla konuşmayayım da programı seyredelim. Cevdet Bey, şu Amerikan şirketini bize gönderdiği eleman gelmedi mi? Havaalanına inince beni arayacak efendim. Otelin lobisinde buluşacağız. Ya havaalanında niye karşılamadınız Cevdet Bey? Bu anlaşma bizim için çok önemli. Kadının başına bir şey gelmez. Kendisi istemedi efendim. Ben otele gelirim dedi. Hem Türkçe biliyor zaten. Ayrıca başına ne gelebilir ki? Dağ başım burası. Peki peki. Bu işte hiçbir aksilik istemiyorum. Kadını çok iyi ağırlıyor. Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Ben olayın bilincindeyim. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Arıyor galiba. Geldi. Alo, Miss Jennifer? Yes. Mr. Jennifer? Yeah, ben geldi. Otele doğru gidiyor. Yeah, evet. Orada görüşürüz. Okay? Okay. Sizi nasıl tanıyacağım? Tarif edeyim. Sarı saç, mavi göz, 1.80 boy. Boyu 1.80'miş. Ne diyorsun? Pardon me? Okay, yok bir şey. Üstünde sarı mini bir etek var. Üstünde mini mini bir etek varmış. Ne diyorsun? Yakışır. Ne dedi siz? Ha, okay. Broş, you know broş. And üstümde siyah büstiyer. And I have a handbag. Right, handbag. Nerede olsa tanırım efendim. Yeah, right. Okay. Hepsi senin mi yavrum? Ay, ne oldu Miss Jennifer? Hepsi senin mi? Ne demek? Hayır de. Hemen uzaklaş oradan. Bir taksiye bin. Okay. No panic. Right. Ulan ne yavru be? Yavrum acık gel. Şşt, yavrum acık gel. Taksi? Aman abla, bu taksi bende Kemalettin. Ben Hilton'a gitmek istiyorum. Emret, seni cehenneme kadar götürürüm. Excuse me? Gidebilir miyiz? Bir deneyelim bakalım, gidebilecek miyiz? Ne? Sarlaklar dudağından, gönlün yanar bakışından. Rus'sun değil mi? Natasha. Natasha, Jennifer Tasha. İçinden misin? What? Kimin içinden? Rusya'nın. Hilton iyi değil mi? Sen de iyisin. What? Yoksa Roman misin? Ha bak, ben Romenleri çok severim. İyi güreş tutar Romenler. Roman, Greco-Roman. No, New York, I'm from America. Ah, Amerikanını yiyeyim senin. Külahımı anlat. Şşt, yavrum acık gel. What is this? Yatak. Ha? Bakma, orman gibi görünüyor ama çok tecavüze yataklık etmiştir burası. Ha? Kaç paraysa veririz Natasha. Hadi yat aşağı. No. Vereceğiz ulan kaç paraysa. Geçmiş olsun. Hay Allah, neler oluyor hayatta ya. Demek hırsına geçtiler ha. Oh yeah. İşte her ülkede çıkıyor böyle hayvanlar. Sen şimdi nereye koyayım? Please Hilton. Hilton. Yeah. İstersen boş ver Hilton'u. Bize gidelim, yengen de yok. Daha rahat edersin otelden. Soyunur dökülürüz, duş yaparız. Kese atarız. What? Kese. Help! Geçmiş olsun hanım, yardım edin. No. I don't speak Turkish. I'm American. Yes, what is this? What? This is goose. Göz mü, ne gözü? Kurlandı lan, kurlandı Allah. Help!
Şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Sanıyorum trafiğe falan takılmıştır. Merak etmeyin, görür görmez tanırım. Sarı saç, mavi göz, 1.80 boy. Böyle bir kadını nerede görsem ta... Haklısınız, yalakalık etmiyor. Öyle efendim. Açık açık gel. Ne oluyor lan? Nereden buldun bu Natasha'yı ha? Do you speak Turkish? No, no ajan. I am iş kadını, iş kadını, right? İş diyor komiserim. Açıkça itiraf ediyor işte, işmiş. Ne iş hanımefendi? Ha? İyi iş ha. Oradan buralara gelin, paraları götürün. Bana bak, al götür şunu muayene evraklarını da kontrol et. Bir şey yoksa geri getirme, oradan bırak gitsin. Tamam. Nerede kaldı bu kadın ya? Buyurun efendim, kahveniz. Teşekkür evlat. Sağ ol. Ha bir şey söyleyeceğim. Şu son 5 saat içinde buraya böyle sarışın, mavi gözlü, 1.80 boylarında, mini etekli, göğsünde broş olan bir Amerikalı kadın geldi mi? Öyle bir kadın gelse hemen fark ederdik efendim. Nerede öyle kadın? Burada. Jennifer. I am Jennifer. Geldi. Jennifer mı? Olamaz. Sarı saçlar, mavi göz, mini etek, 1.80 boy. 5 saat önce o tarife uyuyordu ben. Mahvettiler beni. Ben gidiyor. No anlaşma. No anlaşma. Ne olacak şimdi? Ne bileyim ben? Ben size birer bardak soğuk su getireyim de içeyim. Yavrum açık gel. Gülüm açık açık gel. Yavrum açık. Vatandaşı refaha çıkartmak yerine bol bol hisse senedi çıkaran hükümet bir türlü kıstadan hisse çıkaramıyor vallahi. Şahiste abla kusura bakma rahatsız ettim. Aa, ne rahatsızdı? Geçeriye kız. Yok hiç girmeyeyim Şahiste abla. Hayırdır? Vallahi hiç hayır değil. Benim adamı işten çıkardılar. Ne? Onunla beraber 35 kişiyi de işten çıkarmışlar. Tazminat falan da hak getire. Vicdansızlar. Ben de öyle dedim Şahiste abla. Sonra dedim ki kendi kendime yardım etse etse Şahiste ablam yardım eder dedim. Aa, lafı mı olur kız? Dur, üstüme bir şey alayım da hemen gidelim. Hay Allah senden razı olsun Şahiste abla. Ah, bıktım ben bunlardan, bıktım. Ay işin vardıysa sonra da gidebiliriz Şahiste abla. Yemek yapıyordum, akşamdan nohut bastıydım. Hadi gel gidelim, hükümeti basalım. Ay abla seni de ta meclise kadar yordum. Aa lafı mı olur kız? Zaten ben de kaç zamandır düşünüyordum. Gideyim bir bakayım, doğru dürüst çalışıyorlar mı diyordum. Şşt! Sen! Bak bakayım! Doğru mu duyuyorum müsteşar? Bir dünyalı fani bana şşt diye mi hitap ediyor? Evet bakanım, ben de size şşt diyeceğim çünkü kendisi... Aman efendim, aman! Kimler gelmiş, ya. Kimler gelmiş? Nasılsınız hanımefendi? Hop! Sana söylüyorum! Doğru dürüst çalışıyor musunuz? Ne o elindeki bakayım? İnanır mısınız gecemiz gündüzümüze karıştı. Mesela ben şu anda gece mi gündüz mü farkında bile değilim vallahi. O yüzden size günaydın ya da iyi akşamlar diye hitap edemedim. Ne bunlar? Yeni konan vergiler hakkında kararname. Herkes imzaladı. Bu ne be? Şey. Neredeyse topuklu ayakkabı giyenden de vergi alacaksınız. Ama... Olur mu? Götürün bunu. Değiştirin. Yalnız ben... Fakirden değil. Zenginden alın vergiyi. Bağış üstüne. Hadi. Bağış üstüne. Bindirmeyin fakirin üstüne. Haydi. Bir dakika beyefendi. Çalışma Bakanlığı yolun sonunda mıydı? Evet efendim, yolun sonunda. Anladım anladım. Bakıp durma. Yürü. Gel kız, gidiyoruz. Siz doğru düz bir parti olsaydınız o önergeyi meclise vermezdiniz. Senin partinin ne mal olduğunu herkes biliyor. Sen ha, siyasi partinin tanımcısı. Ne yapıyorsunuz? Şahiste Hanım, affedersiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz be? Adam gibi çalışsanıza. Çalışıyoruz Şahiste Hanım. Biz böyle çalışıyoruz. Biri kafama vurmayınca benim de kafama bir şey girmiyor. Medeni oğlum, medeni. Hayda, hayda! Kim bu bağıran yahu? Dingo'nun ağırı mı burası? Galiba Şahiste Hanım. Hayda, hayda! Aman efendim, hoş geldiniz Şahiste Hanım. Buyurun efendim. Bakan Bey içeride mi? İçeride efendim. Aman efendim, aman buyursunlar, buyursunlar. Hanımefendi buyurunuz, oturunuz. Ne emredersiniz, çay, kahve? Yok, o kadar kalmayacağız. Şunun için geldik, bizim Naciye'nin, Naciye bu oluyor, kocasını işten çıkartmışlar.
Aa, Naci Hanım'ın kocası bizim de kocamız sayılır. Yani dostumuz sayılır. Merak etmeyin efendim, hallederiz. Başka bir emriniz var mıydı? Onunla beraber 35 işçiyi de açıkta bırakmışsınız. Onları da alın. Alırız Şahestan Hanım, alırız. Yeter ki siz alınmayın. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Efendim Şahestan Hanım'a şükredin. Bizler zavallı elçileriz. Başka bir emriniz var mıydı Şahestan Hanım? Yok. Sıkı çalışın, güzel çalışın. İnsanları mutlu edin. Baş üstüne. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu ne yahu? Çabuk arkadaşları topla bana. Emredersiniz efendim. Ay vallahi sağ olasın Şahiste abla. Ne itibarın varmış koca koca adamların üstünde? Benim itibarım değil kız. Bak bunların itibarı var. İyi ki almışım bu devlet tahvillerini, hazine bonolarını. Ne bunlar? Tapu gibi bir şey mi? Yok be hayatım. Bak şimdi devlet parasız kalınca bunlardan çıkartıyor piyasaya. Halktan para topluyor. Faizle borçlanıyor. E ne oluyor? Böylelikle ben devletten alacaklı oluyorum. Ha, anladım. Bir keresinde biz de Resul dayımlardan borç aldıydık. Vallahi bize geldi mi ödümüz patlıyordu. İşte öyle kız. Ben alacaklı olduğum için dikiliyorum karşılarına. Ödleri patlıyor benden. Ne yapayım hayatım? Bunlara böyle borç lazım. Çünkü vicdan borçlarını ödemezler vatandaşa. Arkadaşlar böyle olmuyor. Çat kapı dayanıyorlar. Dayanamıyorum vallahi. Ne yapabiliriz efendim? Gırtlağımıza kadar iç borca battık. Yani telaffuz bile etmek istemiyorum. Zaten de edemiyorum. Kat zirton mu ne? Alacaklı basınca ne yapacaksın? Tabii ki suyuna gideceksin. Sürmeyecektik bu kadar tahvili piyasaya. Borçları takıp kaçsak devletçe. Nereye kaçacağız hayatım? Dünya kadar dış borcumuz var. Amerika'ya kaçalım, Amerika'ya. Oraya da çok borcumuz var hayatım. Ne yapsak acaba? Bakalım, vatandaş Hikmet Bey kapıda. Niye toplandılar bir odaya? Lak lak edip kaynatıyorlar mı diye soruyor. Arkadaşlar hadi toparlanın, toparlanın, çıkalım. Hadi, 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 sallanmayın, sallanmayın. Hadi işinizin başına, hadi bakayım, hadi. Dünya kadar borcunuz var bana. Bak böyle kaytarırsanız bu tahvillerin faizlerini bile ödeyemezsiniz. Daha çok çalışmalısınız. Hadi bakayım hadi. Marş marş. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Şimdi de haberler. Bağlan. İyi akşamlar. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Ülke gündeminde gerilen sinirler vatandaşlarda fena halletik yaparken futbol gündemi taraftarı fanatik yapıyor sayın seyirciler. Anne! Anne! Aa, aşk olsun anne. Baba hala hazırlanmadın mı? Kusura bakma, ne olmuş mu kız? Olmuş olmuş. Bu da amma uçtu be. Kolay mı canım? Kızı sevdiği istemeye geç. Kapı! Aşk olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Efendim bizim bir siparişimiz vardı. Hemen alıp gidelim. Bizim bey çok esprilidir. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Çok buyuralım efendim. Neşeli bir aile. Ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Atabek nasılsın oğlum? Sağ olun. Teşekkür efendim, sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz. Malumunuz. Sizin şu ikinci el, temiz motor, 70 bin kilometrede Doğan arabanızı almaya geldik. Şaşırdılar seni. Espri, espri. Bizim bey çok esprilidir. Devamlı böyle espri. Ay vallahi çok hoşsunuz. Ne diyelim, gençler aralarında anlaşmışlar. Bize de mutluluk dilemek düşer. Öyle değil mi Cemil? İyi, akşam gelecek öteki görücülere de bir baksaydık. Şaka şaka espri. Kızım sen kahveleri yap. Tamam. Çocuklarımız yuva sahibi oluyorlar ama bizim de çok iyi dostlarımız oluyor. Bunu anladım. Cemil Bey de pek tatlı değil mi? Esprili. Ha yalnız ben uyarayım, babam balık tutma hastasıdır. Devamlı sizi balığa çıkarayım diye rahatsız edebilir, haberiniz olsun. Evet, olta sallamak gibi bir hastalığım var. Sallar hep. Gerçekten sever misiniz balık tutmasını? Çok severim. Bizim ütümüz... Efendim? Zıt Rengöy. Şaşırdım.
şaşırdı, şaşırdı. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Bizim bey de balık tutmayı pek sever. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Teşekkür ederim. Ah! Hamam böceğim çıktı. Şaka şaka espri. Kızımız çok güzel. Dünürlerimiz şahane. Yani her şey iyi. Bir tek bu tepsiyi beğenmedim. Tepsi basit bir şey de onun renkleri değerli kılıyor. Zaten bütün sorun renklerdi. Sarıyı bozarsa bir tek kırmızı bozar. Ama tedavisi var. Lacivert. Ay midem bulandı. Umarım Fenerbahçe'me gönderme yapılmıyor. Buna ne gerek var efendim? Fenerbahçe'ye önüne gelen gönderiyor. Ayak takım oldu zaten. Baba lütfen. Sen sus Meltem. Büyüklerin yanında küçükler konuşmaz. Ayrıca büyük cimbomun karşısında saygıyla susmak gerekir. Sakin Hanım, susayım dedim ama buraya kadar geldi. Yani büyük bir camia azınlık karşısında susmaz. Fener Türkiye demektir. Kırklar! Cimbom Türkiye'yi bitirdi, Türkiye'nin üstünde futbol oynuyor hanımefendi. Cimbom... Haftaya Fener sizi bitirince Avrupa geyiğiniz de bitecek. Baba lütfen. Pendik maçına ne demeli? Bırak tutmayın. Baba lütfen. Vallahi hala Fener'i tutan var mı diye merak ediyordum. İki tane kel aynak çıktı. Güzel söyledi, güzel söyledi. Oh. Hop! Lafını bil! Az bile söylüyoruz. Sizin gözyaşlarınızdan Ömerli Barajı doldu. Fenerbahçe değil, Kahırbahçe. Yok anam yok. Büyü var bizde. Büyü yaptılar benim 11 tane aslanıma. Ama gideceğim hocaya. Okutacağım. Ağaçlara çaputlar bağlayacağım. Bak göreceksiniz o zaman nasıl yeneceğiz sizi. Doğru doğru. Fener stadında gümülü eşek dili bulundu zaten. Ya ya dili getirmişler gömmüşler. Evet Galatasaray oynadığı futbolla herkesi büyülüyor. Okan ortalar, Hakan kafayı çakar. Galatasaray bunu hep yapar. Şimdi bir kapı çakacağım sana, ortadan yarılacağım. Ne biçim konuşuyorsun lan? Bir Fenerli'de kafa mı var ki kafa atıyorsun? Bastırıyorsunuz paraları, alıyorsunuz milyarlık futbolcuları... ...ondan sonra gelen basıyor, size giden basıyor. Ah ben burada misafir olmasam bilirim buna yapacağımı ama... ...deplasmandayız. Doğru. Fener adabımız var ne de olsa. Konuşma lan. Bizim ayak takımına verilecek kızımız yok. Karışma be! Sizden kız isteyen mi var? Ayol bir Galatasaraylı'dan kız mı alınır? Fenerli'ye kız mı yok be? Elimizi sallasak ellisi. Ulan şurada şimdi bir top olacak. Göstereceğim size ben. Top mu arıyorsun? Senden hala top mu olur? Ruhsuz Fenerli. Ah, var lan getiriyorum topu. Getir bakalım dik gibi. Hadi yürü hadi bakalım. Getir topu. Bak şimdi gelsin top. Gel hayatım gel. Ya niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Ben de hiç anlamıyorum. Ziyan olmasın aldı arkadaşlarım. Ya annem babam adına özür dilerim gerçekten. Gel ben hayatım. De. Getiriyorum, getiriyorum topu. Ama önce salavat getir. Çünkü sizi sahaya göreceğiz. Getir. Ben. Getir, get. Kaldırsın masanı. Geç sahaya. Tamam. Bakıyorum artık gülmüyorsun. Şimdi ben ne kadar güleceğim sen göreceksin. Getir bakayım topu. Koy sandalye. Koy, koy. Sür başlayın. Hadi bakayım. Ya, salavat. Bastır kocam, bastır. Ben sen salavat yap sana. Niye burada? Oğlum, oğlum. Nerede? Nerede oğlan? Kız, oğlumu kaçırdı galiba. Bu kadar fanatik olmanıza inanamıyoruz. Biz evlenmeye gidiyoruz. Ayrıca en büyük Beşiktaş, başka büyük yok. Seni yılan seni. Yavaş yavaş ayağa. Duvar yapıyor. Depremle birlikte yaşadığımız bu aylarda birçok jeoloji profesörü ünlü oldu sayın seyirciler. Şu an onlardan bir tanesi hattımızın diğer ucunda. Sayın Üşümezsoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben geldim, çok hoş bulduk. Efendim pek çok profesör deprem olacak derken siz tek başınıza olmayacak diyerek onlara göğüs gerdiniz. Gerdim, evet gerdim. Ama göğüs gerebilmek için de az yay germedim, az dumbbell kaldırmadım. Onlar dumbbell konuşurken ben göğüs yaptım, kas inşa ettim ve bu göğsü herkese gelebilir. Herkese gelebilir bu göğsü, herkese gelebilir. Gerçekten de vücut yapınızla da farklılaştınız diğer profesörlerden. Oyalım bak şimdi benim direğim bak oyalım. Onlar malzemelerden çalınmış bina gibi. Bende kolonda kiriş de sağlam. Çok sağlam kiriş var ben kiriş çok sağlam. Sayın Üşümezsoy, hala deprem olacak diye söylentiler var. Ne diyorsunuz? Yani 100 kilogram ağırlığı peş peşe 40 kere kaldırabilirim. Ama bu laflar kaldıramıyorum. Bu laflar kaldıramıyorum Sayın Başkanım. O kadar izah ettik. Marmara'daki faylar düşey atırımlı kırılmanın şiddeti en fazla 5 olur. Ama onları bir koyarsam şiddetli olur, orası benim de diyor bilmiyorum.
Bir de köklerinizin Kızılderililere dayandığını iddia ediyorsunuz. İddiayı gerçek, gerçek, gerçek. Tam gerçeğe ta gerçeğe. Hatta dedemin dedesinin dedesinin adı Üçmez soyadında oturan Bayır. Zamanla Üçmez Çay olarak kısaltılmış. Büyük 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 annemi gürüleyen gökteki ay parıldayan ama boş ver şimdi lafı uzatmanın halimi. Israr edince buralara kadar götürdüler. Beraber götürdüler, beraber geldiler. Beslenme konusuna da bilimsel yaklaşıyorsunuz. Şimdi her şeye bilimsel yaklaşmak lazım Sayın Başkan. Mesela ben sobaya da bilimsel yaklaşıyorum. Neden? Çünkü sobaya ilerseniz yanarsınız. Deneme yanma yöntemiyle bilimsel olarak kanıtlanmış bu. Siyasi görüş olarak ben milliyetçi solcuyum demişsiniz. Bu nasıl oluyor? Benim milliyetçi sağ solum belli olmaz. Milliyetçi sol gösteririm, devrimci sağ varım. Yani sentez yaparım. Hangi vites gerekirse onu takarım. Hangi vites, nereden ne taraftarır? Katıldığınız ve İstanbulluların içine su serttiğiniz için size teşekkür ediyoruz Sayın Üşümez Soy. Evlilikte aldatıldığını düşünen kadınlar genellikle hislerinde aldanıyor sayın seyirciler. Şimdi bir zampara kocanın yarattığı durumu getiriyoruz ekranlarınıza. Senin kekinin üstüne kek, kocamın üstüne erkek tanımıyorum vallahi. Aa, ben tanıyorum ayol, benimki de erkektir. Hem de üzümlü erkek. Songül, ne oldu canım, senin bir derdin mi var? Hay sormayın kızlar, koca lafı açılınca içim daralıyor. Hayda, hayırdır ayol? Hiç sorma, nasıl söylesem bilmem ki. Türkçe ve kısa cümlelerle söyle şekerim. Çocuklar, kocam beni aldatıyor. Yani nasıl söylesem bilmem ki. Önceleri şüpheleniyordum ama artık kesin kez eminim. Ay Songül'cüm. Yani niye öyle bakıyorsunuz bana? Acıyor musunuz? Bak Songül, üzülme. Ay nasıl desem bilmem ki. Yani aslında nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama senin kocan beni de aldatıyor. Ne? Demek sendin o. Kocamla sen beraber oldun. Senin loskanı seni. Birinci dereceden öz be öz kocam benimle yatağa girince seni aldatmış oluyor. Ha? Sakin ol Songül'cüm. Sakin olmuş. Seni yel loskanı. Demek kocam beni seninle aldatıyor. Ha? Hayır hayır benle. Ne? Demek sen daha hepinizin gözü varmış kocamda. Aslında kocan beni de aldattı Songül. Bunu kabul etmeliyim. Ne? Seni ahlaksız karı. Beni de. Beni de. Hepinizi de. Yani şunu bil ki Songülcüğüm, kocan aslında hepimizi aldattı. Ve aldatmaya devam ediyor. Kim bilir daha kaç kişiyi aldatıyor. Ay, ay dayanamayacağım artık. Ay, ay sen bu kabus. Kendine gel, kendine gel. Bak gel. Televizyonu seyret ve kendi gözlerinle gör. Televizyona da mı çıktı? Ya. Kimler? Nadide Sultan'dan mı? Bayılır o karıya. Böyle böyle ya. Ay şekerim şu Meclis TV'yi aç da görsün. Ne? Meclis TV'ye de mi götürdü o karıyı? Evet söylerim. Sayın Başkanım da çok iyi bilmektedir. Al işte Songül'cüm. Şu mecliste kürsüde konuşan adam senin kocan değil mi? Evet. Aç bakayım sesini kız biraz. Arkadaşlar hiç merak etmeyiniz. Ekonomimiz iyiye gitmektedir. Geçen seçimde de böyle diyordunuz sayın vekil ha? Öyle mi diyorduk? Değiştiriyoruz. Deprem yaraları tez elden sarılacaktır. Bunu da söyledim be. Geç, geç. Bunu da değiştiriyorum. Hiçbir ürüne zam yapılmayacaktır. Maalesef durum bu Songül'cüm. Gördüğün ve duyduğun gibi kocan hepimizi aldatıyor. Tıpkı diğerleri gibi. Gizli değil ki bu. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür sayın seyirciler. Ama biz bir türlü kıssadan hisse çıkartamadığımız için hastaların canını çıkarıyoruz. Bu hafta skandaldan dala konan Kamer Genç ve ilginç tavırlarına hiç yabancı olmadığımız Sakıp Sabancı olacak o kadarın konuğu olacak. Üç tas tunç hoş haş haş hoş haş 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 haş. Ya Levent Bey siz komple olaraktan bana, grup olarak komple mi kurdunuz bana ya? Yahu de geç kardeşim sen şaka yapıyorsun ya. Ne yapıyordunuz içeride? Hiç. Kamer Bey çiçek suladı. Ben de çiçeğimi sulattım. Ya benim bir tanem bir yolcu küpem mi? Öptürmezsen buralardan gidem mi? Kardeşim Türkiye'nin önünü tıkama. Sonra açmak için pompada bulamayız. Adaylığını koyma, millete kıyma.
Kamer Genç ve Sakıp Sabancı'nın yer aldığı haftanın konukları programını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri dinlediniz. İyi akşamlar. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Ey yarabbim, su kesildi. Su getir, su! Unlu lapa mı? Ayol canım, karnı yarık dururken unlu lapa yenir mi deli ayol buyur. Yaşamak istiyoruz. İnsanlar yaşamak istiyoruz. Gene deprem olmuş galiba. Geç mi kaldım Sami? Ay olur mu öyle şey? Giden yok karıcığım. Ay affedersin karıcığım, ayağım sürüştü. Hadi bakalım, artık yakında babaanne olacaksın. Peki nasıl hamile kalmış? Eşiğindeyken eşiğimize kesinti için gelenlerin sayısı artıyor anacığım. Seni adam benim için doğurdu. Hop, alo Hatice. Hamuru ve... Lan... Mutfakta suyu mu açıp kapatıyorsun? Su bir gidiyor bir geliyor. Allah. Karnı yarık yapıyorum, merak etme. Lan ana. Suyu diyorum, suyu. Sen mi açıp kapatıyorsun suyu? Allah kahretsin seni gibi suyu. Ne diyorsun? Suyu kapat, suyu kapat. Unlu lapa mı? Ayol canım, karnı yarık dururken unlu lapa yenir mi deli ayol buyur. Ey yarabbim, su kesildi. Su getir, su! Ne diyorsun, ne? Su, su! Ah gözüm yandı. Su getir, sıcak su! Çay suyu mu koyayım? Koydum, koydum, kaynadı. Su getir, su! Getir de dök şu kafama. Sabunum gitsin, Allah kahretsin. Tamam, tamam, anladım. Geliyorum bir dakika. Seni anam benim için doğurdu. Uş gözüm yandı, dök şimdi, dök, dök. Al, al. Allah Allah! Ya, yan, ulan çay döküyorum lan! Ne bileyim lan, dök dedi. Oh, haşladın lan beni, çayladın, Allah seni kahretsin kare. Seni anam benim için doğurdu. Buyurun. İyi günler, Aktaş ben. Ne? Tanımıyoruz öyle birini, ne Aktaş? Akbaş? Aktaş, Aktaş, Aktaş. Hızlı hızlı söylendiği zaman başka manaya da gelebilir ama ben konuya geleyim. Elektriğinizi kesmeye geldik efendim. Niye? Borcumuz mu var? Halil! Aktaş'a borcumuz var mı lan? Yok ya, ne borcu be? Yanlış anladınız hanımefendi, o manada değil. Devlet bazı uygulamalara gidiyor, bazı kısıtlamalar yapıyorlar. Tabii hepimiz için bu, 2000 yılında rahat edebilmemiz için. Elektrik de bunlardan biri mi? Hah, ağzımdan aldın, benden çok yaşayacaksın. Suyu da kestiler. O da o sebepten. 2000 yılına giriyoruz ya, anavanayı kapamışlardır değil mi? Ben senin ananı, anavananı desem? Oo, ayıp olur. Hem şöyle düşünün, yeni yıla girerken elektrikleri söndürmek zorunda kalmayacaksınız. Zaten karanlıktasınız ha? Yani gören de 2000'e değil de 1600'e giriyoruz sanır. Geçecek, geçecek. İyi geceler, aydınlık günler. Hah. Ulan taş devrine döndük be! Ya milenyum milenyum diyorlar, kimi kimi bildiği belli değil lan. Bana bak. Hı. Kesilecek başka bir şey var mı? Yok, kalmadı artık, ne getirecek? İyi günler. İyi günler, buyurun. Kesmeye geldik biz. Neyi? Ne kaldı ki kesilmedik? Devlet şöyle bir düşündü de 2000 yılında sıkıntıya düşmeyelim diye nüfus planlamasına gitmeyi öngördü. Nasıl yani? Şöyle ki, her üç aileden biri kesilecek. Ha? Efes yani. Devlet sizden kurtulmak istiyor demiyorsunuz da, ne kulplar uyduruyorsunuz.
Doğru vallahi, kesilmedik bir boğazımız kalmıştı. Şimdi sıra ona geldi. Eşşeden la ilahe illallah. Ultra modern bir çağa girilirken ultrasonda mutlu son olacak mı, olmayacak mı? Artık öğrenmek mümkün. Ultrasonumuz iyi olur inşallah. Hoş geldin hayatım. Canım, hayır, sofrayı kurmamışsın daha. Ay kusura bakma, bugün evde yoktum, bir şey hazırlayamadım. Artık olağanlarla idare ederiz hayatım, tamam mı canım benim? Neredeydin peki bütün gün? Doktora gittim. Hayırdır inşallah, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, nasıl söylesem, sana çok güzel bir müjdem var. Sıkı dur söylüyorum. Tamam sıkı duruyorum, dur şuraya tutunayım, söyle ne oldu? Bak, tedavi sonuç verdi, hamileymişim. Aha, değil mi? Evet. Kulaklarım inanamıyor. Yani baba mı oluyorum? Evet, yıllardan sonra baba oluyorsun sen. Dur. Sen fazla hareket etme. Otur şöyle. Tamam canım. Peki cinsiyeti neymiş çocuğun? Ay ne bileyim ben, karnı burnumdaymışım işte. 3 ayda kavileymişim. İstersek yavrumuzun cinsiyetini öğrenebiliriz. Biliyorsun ultrason denen bir şey var. Acaba öğrenmesek de sürpriz mi olsa? Ya hadi yürü. Doğru doktor, hadi ben merak ederim şimdi. Ama nasıl olur hayatım, günah falan girmeyelim. Yok, bilmem ki. Bir taksi çağır çabuk. Tamam canım, ben. Buyurun efendim, buyurun. Teşekkür ederiz efendim. Ben hanımı hamile bıraktım. Oo, tebrik ederim. Evet, biraz geç oldu ama iyi olmuş. İyi olmuş. Sorun nedir efendim? Efendim, çocuğumuzun cinsiyetini öğrenmek istiyoruz, mümkünse. Mümkün tabii efendim, tıp çok ilerledi. Hemen ultrasona buyurun. Hemen geçelim. Siz değil efendim, siz değil, rica ederim hanımefendi. Haberleriniz çok heyecanlıyım. Buyurun. Ne görüyorsunuz doktor? Kız mı erkek mi? Her ikisi de. Nasıl? Ya, İkiz bunlar, ikiz. İkiz. Tıp dilinde bunlara çift yumurta ikizi denir. Halk dilinde de bir taşla iki kuş derler. Maşallah, ama ikisi de çok sağlıklı. Çok tatlı. Kucağıma alabilir miyim? Daha çok erkek. Kucağınıza alamazsınız ama daha sonraki hallerini görebilirsiniz. Ne diyorsunuz doktor? Bu mümkün mü? Tabii mümkün efendim. Tıp çok ilerledi. Bakın, 8 aylık halleri. Emekliyorlar. İnanılır gibi değil. Avcılarını. Ay ne kadar şirinler. Bakın bu da gençlik yılları. Söke alırız. Bari. Ay korktum, başıma geldi. Biraz daha ileri gidelim. Çok ileri gitmeyin doktor. Peki burada bırakalım. Konuşun lan, konuşun. Ötün bakalım. Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Arkanızda kimler var? Neden gözünüzün üstünde kaşınız var? Bu kaşlar neden yay gibi? Hangi amaçla bu gözler sürmeli, yoksa sizi doğuya mı sürmeli? Yavrularım neredeler? Sanırım göz altındalar. Göz altında kayboldular. Demeyin. Biraz daha devam edelim mi? Yetelim. En heyecanlı yerinde kesemeyiz. Peki. O da ne? Sizin kız evlenip çoluk çocuğa karışmış. Evet. Bana bak kadın. Deli etme adamı. Ver artık şu bilezikleri diyorum. Bak bu son. Vermeyeceğim ulan. Gir bir işe çalış. Onlar bana anamdan geldi. Ya. Nalet herif. Anana da sana da. Sana. Gel buraya. Maalesef kızınız iyi bir durumda değil. Hop. Bana vurdun ha. Alacağın olsun seni. Vurdum ulan. Vurdum. Al işte bir tane daha. Vuracağım. Bu da oğlunuz. Yazar olmuş galiba. Niye içeride? Bütün yazarlar içeride. İşçinin emeğin sömürüldüğü, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının yendiği, hırsızların cirit attığı. Anlaşılan o yıllarda da memlekette pek bir şey değişmiyor. Ama oğlum çok değişmiş. Eriyip gitmiş. Bir deri bir kemik kalmış. Mapusta olur o kadar. Allah kurtarsın. Bu da tekrar sizin kız. Kucağında çocuk olan. Ultrason mu gösteriyor bütün bunları? Tabii ultrasondan görüyoruz. Bakın kayboldu görüntü. İşte yine geldi. Nerede
gene deprem olmuş galiba. Neyse, biraz daha ilerisini görmek ister misiniz? Hayır doktor, hayır. Biz göreceğimizi gördük. Gördük. Kalkalım, biz gidiyoruz. Efendim, özür dilerim. Ne yapabilirim? Ultrason böyle gösteriyor işte. Her şey apaçık ortada. Bizim ultrasona lafımız yok doktor. Bizim lafımız başımızdakilere. Başımız bozuk olduğu müddetçe ultrasonumuz da böyle olur işte. Efendim, aldırmayın. Klipteki mankenler seyirciyi konu mankeni gibi ekran başına mıhlarken bazı klibik kocaları da eni konu zor durumda bırakıyor vallahi. Raciye ne yapıyorsun kızım, delirdin mi sen ya? İnsan kocasını böyle mi karşılar? Geç içeri. Aa. Karşı tarafından mı kalktın sen bugün? Nasıl karşılasaydım hayatım? Keşke şohbeni yaksaydım. Sıcak suyla bir banyo yapardın. Sonra da derin derin uyurdun değil mi? Ne banyosu ne uykusu, delirdin mi Naciye? Bana bak! Nereden geliyorsun sen? Nereden geleceğim? İşten geliyorum tabii. Yalan söyleme be! İnsan bunca yıllık karısını aldatır mı? Kartsan para! Aa, ne aldatması Naciye, yalan vallahi. İspatlasınlar hemen istifa ederim. Kocalıktan yani. Gel gel, ispatlayayım pişkin surat. Puh. İspatlayamaz, asla. Ben karımı aldatacağım ha, ben karımı aldatmam. Hayatta aldatmam. Eminsin değil mi? Eminim, aldatmam. Peki, şimdi göreceğiz. Gel bakalım, otur oraya. Ne oluyor Naciye? Bak bakayım. Durup dururken ne diye şarkı dinliyoruz şimdi? Patlama, klibi bulayım. Arkaya bak, arkaya. Ana! Ben bilmeden klipte oynamışım yahu. Ne olmuş? Bekle bekle. Yeni çıkan popçu Hüsamettin'in klibine bak. Kim bu yamuk karı? Canım, bir arkadaş o, şirketten. Sen de her şeyden bir şey çıkarıyorsun Naci. Dur dur, şunu da seyret. Canım, iddiaya tutuşmuştuk. Kaybettim. Şeye götürdüm. Otele. Yalancı zampara. Ama karıcığım, ben gerçekten suçsuzum. Artık senin hiç mi söylediğine inanmıyorum. Niye öyle diyorsun karıcığım? Ben nereden bileyim bu memlekette bu kadar çok klip çekildiğini? Tabii her önüne gelen şarkıcı olursa böyle olur işte. Şimdi müzik piyasasının sorunlarını tartışacak değiliz. Yalancı zampara. Gitme karıcığım, ne olur. Gerçekten pişmanım. Bırak beni. Ama karıcığım... Baba, annem nerede? Bak, annen orada. Aa, annem klipte oynuyor.
sistemindeki işleyiş tam hastanelik. Hastanelerden SSK'ya gönderilen faturalar sonunda yine vatandaşa kesilecek anacığım. Söylediğim faturaları incelediniz mi Selami? İnce eleyip sık dokudunuz mu Şahin? İnce eleyip sık dokuduk efendim. Bu faturaların doku çıkmış. Nasıl yani Selami? Öyle mi Şahin? Bir hastanın aynı gün 4000 kere muayene olmasını mı istersiniz? İstemem. Aynı yerinden 100 kez ameliyat edilen hastalar mı istersiniz? Ya Ajda Pekkan'ı kastetmiyorum efendim. Keriz miyiz lan biz Selami? Ne sanıyorlar bunlar SSK'yı Şahin? Uçmuş bunlar baş müfettişim. Yürüyün şu hastaneleri bir denetleyelim. Selami, Şahin yürüyün. Durum kötü. Ameliyat gerekiyor. Sağlamım ben doktor bey. Ne ameliyatı? Prostat ameliyatı. Testisinizi keseceğiz. Ha? Kadınım ben ya. Ne testisi? Su testisi. Su yolunda kırılır. Hiç merak etmeyin. Ağrısız, sızısız, narkozsuz, neştersiz, hatta doktorsuz bir ameliyat olacak. Geçmiş olsun. Nasılız bakalım? İyiyiz, iyiyiz. Başhekim, başhekimin başımız acayip dertte. Ne oldu? SSK'nın başındakiler denetleme yapmaya geliyorlarmış. Deme yahu. Faturaları şişirdiğimizi anlamışlar. Nasıl anladılar acaba? Ben de bilmiyorum nasıl anlamışlar ama ne yapacağız? Birkaç hasta, birkaç da doktor ayarlayacağız. Başka çare yok. Faturaları incelediğimizde görüyoruz ki hastaneniz SSK'yı iyi öpmüş. Öyle değil mi Selami? Şahin. Efendim öptüğümüz doğrudur. Ama biz SSK'yı öpüp başımızın üstüne koyarız. Biraz koymuşsunuz. Üstelik bir koymuş, beş almışsınız. Birine tam 7 kere otopsi yapmışsınız. Üstelik o biri sağ biriymiş. Ah Rıza Efendi'yi söylüyorsunuz. Çaycımızdır. Rıza Efendi. Buyurun beyim. Çay getirin. Bismillahirrahmanirrahim. Rıza Efendi sağ olasın diyeceğim ama tıbben sağ değilsin. Efendim tam 7 kere otopsi yaptık Rıza'ya. Resmen ölü ama bakın dimdik ayakta. Çocukları bırakıp nasıl öleyim doktor bey? Hele şu borçlarımı bir bitireyim, ondan sonra giderim öbür tarafa. Girerim ahiret sınavına, istediğim sorudan başlarım. İstemem istemem, hadi iyi saatte olsun. Vallahi ben ölümsüz diye bir fantoma kızıl maskeyi bilirdim, bir de bu çıktı. Biz öteki hastaları da görmek isteriz. Aa, buyurun efendim, buyurun, buyurun. Bu hafta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik çik çik, Fatmacık kırk çik. 41 kere maşallah. Yani bu arkadaşa 41 kere radyoterapi uygulanmış. Ya bir insana bu kadar çok ışın verilir mi yahu? Yani bu arkadaşı Mars'a mı ışınlıyorsunuz? Efendim bu bir tasarruf gereği. Nasıl yani? Efendim bizim radyoterapi aletinde kaçak var. Habire ışın damlatıyor. Biz de Haybe'ye damlayacağına Hayri Bey'e damlatıyoruz. Allah razı olsun. Kısa zamanda beynimdeki tümör yok olacak. Her damla ışın oyuk oyuk iz bırakıyor fatura olarak SSK'da. Ne yapalım efendim? İşleyiş böyle. Buyurun, buyurun. Ne biçim masraf, ne biçim fatura. Selam Şahin. Ayrılmayın lan yanımdan. Hadi bakalım artık yakında babaanne olacaksın. Şimdi bu beyefendi cinsiyet değiştirme ameliyatına girecek. Oh, faturalar da SSK'ya girecek. Efendim cinsiyet değiştirmesine gerek yok. Beyefendi zaten hamile. Nasıl yani, kendi torun mu hamile? Yani çocuğun hem babası hem annesi. Yani babaannesi olacak. Peki nasıl hamile kalmış? Yani bu yaşa gelmişsiniz, çocuk nasıl yapılır bilmiyor musunuz? Tamam biliyoruz da niye karısı değil de bu hamile kalmış? Vallahi karım doğum kontrol hapları aldığı için ben hamile kaldım. İhmal işte. Maşallah, maşallah. Bahane de hiç ihmal edilmiyor. Selam Şahin. Devam ediyoruz, buyurun. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin. Benim niye gözlerim yaşardı doktor hanım? Şu anda 11'lik soğanlı kestik, ondandır. Nasıl gidiyor ameliyat? Bittim ben artık başhekim bey. Bu adamın beynindeki problem düzelmiyor. Çok mu kötü? Bu 4121. açışım beyni. Olmuyor. Ana, olur mu öyle şey? Bir kafa o kadar açılır mı ya? Ama hasta bir milletvekili efendim. Onun beynindeki problem kolay kolay düzelmez. Kolay gelsin, kolay gelsin. Rapora ne yazacağımız anlaşıldı Selami, Şahin. Ne yazacaksınız efendim? Biz SSK'yı yalnızca öpüyorlar zannediyorduk. Siz çoktan yatırıp aganimi.
reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Hortumum yok, sulayamadım. Yani sağ olsun Kamer Bey açtı musluğu, suladı çiçeği. Ya çiçekleri sulamaya gittim. Oğlumun evinde çiçek besleriz. Manolya, Fulya, Yasemin Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Türkiye'yi büyük bir felaket bekliyor. Dilekleri toplarım, güzellere satarım. Bu partiden o partiye geçiyor. Bir de çalım ediyor. Düğün olmadığı gibi kamersiz de sansasyon olmuyor anacığım. Kamer genç ve son günlerde kamer sıkma politikası uygulayan Sakıba konuğumuz oldular. Efendim bu akşam iki konuğum var. İlki Sayın Sakıp Sabancı. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük Levent kardeşim. Hoş geldiniz. Sayın Kamer Genç, siz de hoş geldiniz efendim. Ya Levent Bey, siz komple olaraktan bana, grup olarak komple mi kurdunuz bana ya? Yahu de geç kardeşim, sen şaka yapıyorsun ya. Ya ne var kardeşim ya? Ne var ya? Biz Anadolu çocuğu olduğumuz için üç taş tuş haş hoşaf diyemiyoruz ya. Yani üç taş tuş haş hoşaf diyememek suç mu ya? Sen ne diyorsun kardeşim? Geç şuradan ya. Zaten hoş bulduk demeniz icap ediyordu Kamer Bey. Ya Levent Bey. Sayın Sabancı, siz ne diyorsunuz efendim? Şimdi Levent Bey kardeşim, bunun da yaşamasını öğrenmek lazım, lazım, lazım. Ya Laz değilsin, niye lazım diyorsun ya? Laz mısın ki sen lazım diyorsun? Biz bilim adamlarına, ilim adamlarına, elin adamlarına, balık adamlarına hep incelettik. Bunun hareketleri önceden kestirilemiyor. Tedbir aldık, bekliyoruz. Her an bir felakete hazır olmak lazım, lazım, lazım. Bak hala lazım diyor Allah'ın Kayserilisi, Adanalısı ya. Kamer Bey, Sakıp Bey, konumuz deprem değil efendim. Yahu kardeşim, ben de ondan bahsediyorum. Cumhurbaşkanlığına aday olmuş, Türkiye'yi büyük bir felaket bekliyor. Ben Işık Aray'ı aradım, deprem öldürmez. Bu kaver genç öldürür diyor. Keşkem aday olmasa, olmasa, olmasa. Ya onu geç, olmasa, olmasa diyor. Masa şirketinin reklamını mı yapıyor? Sayın Genç, bir kere de siz Allah göstermesin, Demirel ölsün, yerine ben geçeyim demiştiniz. Evet demiştim. Olmadı Clinton ölsün, onu yerine geçeyim. Ya da Yeltsin ölsün, vodka içeyim. Kayahan ölsün, beste yapayım. Ya da Hakan Şükür ölsün, yerine gol atayım. Bende bir sol ayak var. Kamer Bey, siz Cumhurbaşkanlığına gerçekten adaylığınızı koydunuz mu efendim? Koydum tabii. Sen Çankaya Köşkü'nün bahçesinde sulanmamış ne kadar çiçek var biliyor musun? Kurumuş hepsi. Herkes koymuş. Gidip bir kere de ben koysam ne olur? Adaylığımı. Yani buradan bir koysam oturturum popomu Cumhurbaşkanlık koltuğuna yani. Yahu de geç kardeşim, şaka mı yapıyorsun? Kardeşim, Türkiye'nin önünü tıkama. Sonra açmak için pompada bulamayız. Adaylığını koyma, millete kıyma, kıyma, kıyma. Kıyma, kıyma, ben de diyorum. Millete kıyma lazım ama millet parayı bulup kıymayı alamıyor ki. Ver 5 trilyon. Yahu 1 kilo kıyma 5 trilyon mu Allah'ından kork? Yok, 5 trilyon verirsen Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koymam. 3 trilyon verirsen Hamamcılar Odası Başkanlığına adaylığımı koymam. 1 trilyon verirsen Bülbül Ötüşlü Kanarya Sevenler Derneği Başkanlığına adaylığımı koymam. 1,5 milyon verirsen dansözde... Dansöz nereden çıktı ya? Kendi kendime komple kurdum. Tamam kardeşim, vereceğim. Nakit mi olsun, çek mi?
Yazı tura olsun. 2,5 trilyonu yazı, 2,5 trilyonu tura olsun. Yahu kardeşim sen aday olmamak için şantaj mı yapıyorsun? Yahu ben ne anlarım şantajdan ya? Şantajdan anlamam diyorsunuz ama meclis başkanıyken açlık grevi gibi demokratik bir eyleme mecliste şantajdır bu demiştiniz. Bak kendin dedin. Şantajdan anlasam öyle der miyim? Ben ne anlarım şantajdan, piyanist şantözden, ne anlarım dansözden? Aha da gene kendime komplo kurdum. Dansöz de nereden çıktı şimdi ya? Apartmandan çıkmış dansöz öyle diyorlar. Ne apartmanı ya? Çok apartıyorsunuz ya. Dansöz apartmandan çıkmadı. Ağzımdan çıktı ya, sıkıştırıyorsun beni köşeye ya. Vallahi abarttığımız yok, kameralar çekmiş. İzleyelim isterseniz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bu kapıdan mı çıktınız? Ne ilgisi var? Nereden çıkarıyorsunuz? Ama tam kapının önündesiniz. O zaman demek ki çıkmamışım. Elimizde kapı gibi delilimiz var efendim. Basalınız. Ne ilgisi var yani? Kapıdan çıkmak şimdi suç mu oluyor? Ama kamergenç bu kapıdan içeri girdi. İçeri mi girdi? Kamergenç. Vah vah. Ne suç işlemiş? Efendim biz burada pusuya yatmış sizi gözlüyorduk. İtiraf edin. Siz kamergencin dairesinden çıktınız. Çıkmışsam ne olmuş? Yani kamergenç ile devlet dairesinde görüşülüyor da apartman dairesinde niye görüşülmüyor? Hayret yani. Ne yapıyordunuz içeride? Hiç. Kamer Bey çiçek suladı. Ben de çiçeğimi sulattım. İtiraf ediyorsunuz yani. Ne itirafı? Eğer itirafsa ediyorum. Bakın çiçek burada. Bakın ıslak hala. Bak. Peki çiçeğinizi kendiniz diye sulamıyorsunuz? Hortumum yok, sulayamadım. Yani sağ olsun Kamer Bey açtı musluğu, suladı çiçeği. Sonra bizde sular da kesik yani. Kendisi çok iyi bir insandır. Herkese yardım etmek ister yani bir vatandaşa. Kendisini nereden tanıyorsunuz? Yatağından. Kamer Bey'in yatağından mı? Muğla yatağından. Çarpıtmayın lütfen. Biz seçim gezisinde tanışmıştık. Allah Allah. Kendisi Tunceli milletvekili. Yatağında ne gezisi bu? Ev yaptırırsan Tuğla'dan, kız alırsan Muğla'dan sözünü araştırmak için gelmiş. Yani her şeyden bir şey çıkartıyorsunuz. Hayret ediyorum yani ben. Gördüğünüz gibi kameralar tespit etmiş kadını evden çıkarken. Ya hayal görmüş onları ya. Evet, görmüşler. Hayal Hanım'ı evden çıkarken görmüşler. Ya kardeşim ben oğlumun evine gittim. Niye gittiniz? Ya çiçekleri sulamaya gittim. Oğlumun evinde çiçek besleriz. Manolya, Fulya, Yasemin. Çiçek isimleri de enteresanmış. Canım solmuş hepsi. Biraz sulayınca hepsi kız gibi oldu. Ya kardeşim sulaya sulaya gündemi sulandırdın ya. Memleketin önünü kesme çekil. Levent kardeşim sen de kısa kes. Aydın havası olsun. Olsun, olsun. Peki şarkılar.
gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Bizi ağabeyi alıyorlar. Gördüm Türkan, gördüm. Aynı televizyonu seyrediyoruz ikimiz de. Shut up man! Ya sen kaşınıyorsun dostum. What are you doing Sami? Neredeydin bu saate kadar şekerim? Eve geliyorum, içerisi soğuk, yemek yok. Dayanamıyorum. Ben Salzburg'da babamın evine gidiyorum. Mallarına düşkünlüğüyle bilinen ülkemiz artık Avrupalı oluyor anacığım. AB'ye girişimizin A'dan Z'ye öyküsünü getiriyoruz ekranlarınıza. Sayın seyirciler, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yeşil ışık. Müjdemizi isteriz. Türkiye'ye Avrupa kapıları açılıyor. Ay Sami, gördün mü? Biz de Avrupalı olacağız. Bizi AB'ye alıyorlar. Gördüm Türkan, gördüm. Aynı televizyonu seyrediyoruz ikimiz de. Ne güzel olacak biliyor musun? Avrupalı olacağız. Ah. İnşallah Türkan, inşallah. Niye inşallah? Canım sus da seyredelim işte, inşallah oluruz yani. Sus. Ay niye olmayacağız ki? Allah'ım, ben yıllar sonrasını şimdiden görür gibi oluyorum bak. Ah. Hello Edward. Nerede kaldın lan? Öldüreyim mi lan seni? Ha? Doğrayayım mı lan? Ha? Ay yapma Edward. Ayağının trabını yalayayım, yapma. Ne işin vardı lan senin İngiliz pub'da? Hani kafafa alışverişe gidiyordun? Vallahi gittim Edward. İncil çarpsın. Önce ben bir çarpayım, sonra İncil çarpsın. Seni İngiliz pub'da görmüşler lan. Yeter artık. Dayanamıyorum. Ben Salzburg'da babamın evine gidiyorum. Gel lan buraya. Başlattırma Salzburg'da, kolum mu oldu? İyi akşamlar sevgili Avrupalılar. Bu geceki haber turumuza bir skandal haberiyle başlıyoruz. İsmi İSKİ yolsuzluğuna da karışan İsveçli Bakan Yulaf Hansen bugün gözaltına alındı. Sayın Yulaf Hansen, ne oldu böyle? Beni çekemiyorlar. Beni çekemeyen siyasilerin bir komplosu bu. Fakat efendim, sizin için devleti de dolandırdı dediler. Diyenler utansın, benden korkuyorlar. Bir konuşursam hepsinin başı yanacak da ondan. Sevgili Avrupalılar, Euro lira dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Şimdi geçiyoruz bir başka habere. Önce gizli kamerayla tespit ettiğimiz görüntüleri getirelim ekranlarımıza. Konuş ulan! Dok oğlu dok! Bak adamım, eğer sen konuşmazsan biz seni konuşturmasını biliriz. Sıraların üstüne barış istiyoruz diye yazan sen misin? Dims. Ya abi vallahi... Shut up man! Ya sen kaşınıyorsun dostum. İşkenceci İngiliz polisler tespit ettiğimiz görüntüler sonrası açığa alındılar. İngiliz İçişleri Bakanlığı bu konuda gereken yapılacaktır dedi. Alo, Manchester Merkez Karakolu mu? Ben cinnet geçirdim. Karım Jennifer'ı 24 yerinden şişledim. Yok 25 de olabilir. Gözüm kararmış, tam hatırlamıyorum. Ne yapayım memur bey? Hayat pahalılığı, işsizlik delirtti beni. Yani bu İngiltere'de yaşanmaz artık. Kendimi de kesmeden gelin alın beni. Ne gülüyorsun sen? Bak şimdi aynen hayal ettiğim gibi olacak. Yıllar sonra göreceksin, onları da bozacağız. Ne düşündüğünü bilmiyorum ama hiç de senin düşündüğün gibi olmayacak. Bir kere biz kadınlara çok yarayacak. Avrupa'da olacağız. Erkeklerle eşit olacağız. Standartımız artacak. Dur bir de onun hayaline dalayım bakayım. Bir akşam kahveden geldim. Bir de baktım kaç göz boya. Ay geç mi kaldım Sami? Ay olur mu öyle şey? Bilen yok karıcığım. Ay affedersin karıcığım, ayağım sürüştü. What are you doing Sami? Neredeydin bu saate kadar şekerim? Eve geliyorum, içerisi soğuk, yemek yok. Ha canım benim. Arkadaşlarla oturuyorduk. Bir kadeh daha içelim. Bir el daha kanasta oynayalım. Türkan dediler. O yüzden şey yaptım yani. Ne kadar iyi etmişsin Türkan'cığım. Ben de eve gelince seni bulamayınca otur canım. Sağ ol. Sinirleniyorum haklı olarak tabii. Ah düştün canım, affedersin. Ah, acıdı mı popon şekerim, affedersin. Bir daha sakın geç kalma, olur mu canım? Tamam Sami. Avrat bu halledir dedim. Senin dediğin gibi daha iyi olacak Türkan. Ne gülüyorsun be? Biz biraz Avrupalılaşacağız ama
Onlar bayağı bir Türkleşecek. Moda, 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 moda. Bizimki de böyle moda. Moda kızım, moda, moda. Benimki de böyle. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.